Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili basın mensubu, değerli İzmit halkı, Genel Başkan Danışmanımız Sayın Cuma Kara var. Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Devrim Bal'la birlikte bu toplantıyı düzenlemiş bulunmaktayız. Cuma Bey'in kendi özgürlüğüyle... Geliyor mu ses? Geliyor. Evet, Cuma Bey'in kendi özverisiyle birçok genç arkadaşımızı, pırıl pırıl neferlerimizi partimize Allah izin verirse üye kayıtlı yapmak için bu töreni hazırlamış bulunmaktayız. Ben önce Sayın Genel Başkan Danışmanımız Cuma Bey'e sözü veriyorum. Programla ilgili detayları versin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun programları yoğunluğu dolayısıyla sizlere bir bağlantı kuracaktım, kuramadım. Kendisini ben o gençlere teker teker selam söylüyor ve gözlerinden öperim diyordu. İzmit'e geleceğim zaman ilk o gençlerle bir kahvaltıda bir araya gelmek çok arzu ediyor kendisi. Kendisi selamları size getiriyor ve sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Çok değerli gençler, bugün bize bu mutluluğu yaşatan siz gençlerden şahsım adına gurur duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birer neferi olarak ben bire yoldan gelirken gençlerin bize bir beklentileri vardı. Ya ben 18 yaşımı bitirdim, üniversiteyi bitirdim. Ben bir iş sahibi olmak istiyorum. Ama günümüzde görüyorsunuz Suriye'deki gelen 4 milyon insanın Türkiye'deki değişik yerlerde işbaşı yapıp buradaki bulunan gençlerimiz artık işsiz durumdalar. Biz de şunu arzu ediyoruz ki siz gençlere, ben her zaman söylüyorum, geleceğimizin umudu olan siz gençler, artık siz gençler umuda bakmıyorsunuz, umutlu değilsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin umudu ve sizlerin de umudu olacağına şahsım ve en kalbi duygularımla inanıyorum. Tekrar partimize katıldığın için hepinize hoş geldiniyoruz. Hepinizi teker teker gözlerinden öpüyorum. Sağ olun, var olun. Sayın İlçe Başkanım, Sayın Genel Başkan Danışmanım, değerli dostlar, değerli büyüklerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bugün aramıza katılacak yeni genç arkadaşlarıma teşekkür ederim ve kendilerini tebrik ederim. Bugün çok köklü bir partide siyasete adım atacaksınız. Çok köklü bir partiye üye olacaksınız arkadaşlar. Bu ülkenin kurucu partisi. Bu parti diğer partilerden çok farklı bir parti arkadaşlar. Bu ülke için canını ortaya koyanların, bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden insanların bir araya gelerek kurduğu bir parti. Bu ülkenin kurucu partisi arkadaşlar. Bu partide siyaset yapmak diğer partilerde siyaset yapmaya benzemiyor arkadaşlar. Çünkü şunu görmüşsünüzdür, şu gerçeği görmüşsünüzdür. Nice partilere geldi ama hepsi yok oldu gitti. Bir tek parti sürekli devam etmekte ve devam edecek ve payidar kalacak. Nasıl Mustafa Kemal Cumhuriyet payidar kalacak demişse, bugün bizler Cumhuriyet Halk Partisi gençlik örgütleri olduğu sürece de Cumhuriyet Halk Partisi daima payidar kalacak diyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı çok köklü bir parti siyaset yaptığınızın lütfen farkına varın. Ben eminim bugünden sonra hep beraber çok güzel bir aile olacağız. Bu aile sıcaklığını hep beraber yaşayacağız. Bunu göreceksiniz arkadaşlar. Bundan dolayı tekrar hepinize teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Umarım bundan sonraki süreçte yine hep beraber yan yana olabiliriz. Tekrardan tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bu yaşınızda siyasete kendi gençliğimde aklıma geldi. Ben de sizler yaşındayken Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmuştum. Bu yaşınızda siyaset atıldığınızdan dolayı öncelikle tebrik ediyorum. Hangi siyasal parti önemli değil ama siyasi partiler memleketin bekasını, memleketin geleceğini aydınlatmak, daha ileriye taşımak için kurulmuş yapılardır. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi hem kurucu parti olması, kadınlara seçme seçilme hakkı vermesi, işçi haklarını, sendikal güvenceyi, mesai hakkını ve benzeri gibi hakları vermesi, Türkiye'nin bağımsızlık, demokrasi adı altındaki birçok kazanımlara imza atması açısından özel bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları bir okul. Buradaki birçok arkadaşımız şu an ayakta, sizlere ev sahipliği yapan genç arkadaşımız, üniversite öğrencisi arkadaşımız, sizler bir kısmınızı mahallelerden de tanıyorum arkadaşlarımız. Çok önemli bir imza atıyor, çok önemli bir akit atıyor. Bu memleketi değiştirmeye dair tavıra ben de varım diyorsunuz. Bu imza çok mühim. Bu imza namus kadar mühim.
Önümüzdeki dönem sizlerle önce 2019'da İzmit Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere, Ankara'daki seçimler olmak üzere bu büyük yürüyüşte beraber olacağımızdan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Buraya gelen bütün arkadaşlarımızdan özel bir talebim de var. İlk davetimiz, ilk görevimiz, artık parti üyesi olduğunuzdan dolayı sizlerden beraber olma ricasında da bulunabiliriz. 9 Aralık'ta Cumartesi günü Hasan Gemici Spor Salonu'nda ilçe kongremizi gerçekleştireceğiz. Orada belki de ilk defa bir seçim atmosferi, seçim süreçleri yaşayacaksınız. İlçe ve il kongreleri de bizim önümüzdeki dönem iktidarın, yani yaşayacağımız bayramın Arife günleri olacak. Yaşayacağımız düğünün kına geceleri olacak. Orada da yine bu omuz omuza mücadeleyi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Burada gençlere birazcık öğüt, hem de çalışmanın ne kadar önemli olduğuna dair de bir teşekkürü de Sayın Cuma Bey'e vermek istiyorum. Yani kendisi de genç bir abimiz olmasına rağmen bu kadar genci partimize kattığından dolayı özellikle bir teşekkür ediyorum örgüt başkanı olarak. Buraya da bakalım. Bakacak başkan, bir de takayım ben. Bakalım takarken de. Tamam, takıyorum. Sayın danışmanımızın rozeti yok. Müsaade ederse ilçe başkanım. O rozette ben takacağım onu. Ya ne diyor lan? Suç ismi yakalandı. Yakalandı dedi. Sonra mahkeme duvarı gibi.